İstasyonda bədənimizi sarmalayan, bir kalkan görevi görən aura alanımızı və 7 çakra bölgəmizi bilinçaltı kodlama, təlkin və zikir eşliyində təmizləyib arındıraraq şifalandırma çalışması yapacağız. Böyləcə iç katmanımızdan ürətdiyimiz enerji frekansımız ilə dış katmandakı enerji frekansı tıpkı bir orkestradakı harmoni gibi birbiriylə uyumlu ahenk içinde olması sağlanacaktır. Şimdi nefesine odaklan. İçine çektiğin nefes ile Rahman'ın zatından gelen akdes feyizleri beden şehrinin her bir zerresini dolduruyor. Alıp verdiğin nefes bembeyaz bir nur olan enerjiden ibaret. İlahi kaynaktan gelen nur, beden aura alanını kaplıyor. Rabbinin rahmetini üzerinde hisset. Rabbinin rahmeti sana doğru akıyor ve seni içine alıyor. Korunuyorsun ve güvendesin. Tıpkı bir ağacın çekirdeği gibi ruhun sana yüklenen programı açığa çıkarıyor. İçten dışa doğru büyürken enerji sana iki kanaldan devamlı surette akıyor. Biri içsel aleminden zihnin ve ruhunun oluşturduğu dalga enerjisiyle, diğeri de dışsal aleminden oluşan parçacık enerjisiyle. İçsel alemin senin fıtratına yansıyan enerji ile dışsal alemden akan enerjiye şekil veriyor. Bu şekil senin hayat algındı. Zihnini düşüncelerden arındırıp saflaştırarak bedenine temiz ve pak bir elbise giydiriyorsun. Anda kal. Zamanı ve mekanı bilincinde birleyen bir şuur ile zihnini inşa ediyorsun. Ruhuna yüklenen her program senin farkındalığın. Bu farkındalığın da nefesin ile açığa çıkıyor. Ruhun da Allah'ın ruhudur. Ruh Allah'ın ruhu olduğu için bu nedenle anlamı Ruhullah'tır. Sen kainattaki aynasın. Sırrı bilincinle kapama. Çünkü sen bilincin de ötesindesin. Zihinsel girdaplarını terk ettikçe ruhunun ışığı fiziksel beden alanına yansır. Şimdi dön kalbine, tüm kutsal yerlerin merkezine, oraya git ve içerisinde dolaş. İçindeki ışıktan korkma. O nur ruhundaki kutsal ateşi, ilahi aşkı tutuşturuyor. Sen yüksek bir benliğe evrimleşirken yalnız değilsin. Rabbin sana şah damarından yakın. Frekansına uymayan enerjileri terk ediyorsun. Şeffaf, latif olan bedenin bu zamana gelene kadar birçok yara almıştı. Bir kısmı kendi yaşadığın hayatından, bir kısmı da DNA'larından aktarım yoluyla gelerek latif olan beden şehrini bir kara bulut gibi kaplamıştı. Şu anki aydınlanman ile, fark edişin ile bu kara bulutları teker teker bedeninden, zihninden uzaklaştırıyorsun. Sen kara bulutları uzaklaştırdıkça
hayatının sahnesi açılıyor. Ruhunun ışığı ortalığa yayılıyor ve etrafın aydınlanıyor. Şimdi 7 çakra bölgemizi elementlerine uygun nefes tekniğiyle şifalandırma çalışmasına geçiyoruz. Toprak unsurundan oluşan kuyruk sokumu kemiğinin sonunda bulunan kök çakranı hisset. Dünya ile bağlantını buradan kurmaya başladın. La ilahe illallah zikri eşliğinde. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Etki alanı içerisinde bacakların, ayakların, kemiklerin, kalın bağırsağın, omurga ve sinir sistemin adeta kırmızıya boyanıyor ve kök çakran şifalanıyor. Şimdi kök çakramıza uygun nefes tekniğini kullanıyoruz. Burnumuzdan sakince nefes alıp, nefesi tekrar burnumuzdan veriyoruz. Her nefes alışverişinde kök çakrandaki kırmızı boyanın daha fazla parladığını hisset. Kendini dünyaya kök salmış halde ve güvende hisset. Senin için yaratılan ve ihtiyaçlarının karşılandığı bu dünya ve bu beden güvenli, sevgi dolu bir yer. Burada tüm ihtiyaçların güvenle karşılanıyor. Yaradan seni destekliyor. Bedenindeki sağlığı ve yaşam enerjisini hissediyorsun. Kendin için doğru seçimler yapıyorsun. Gelişmene yardımcı olan tüm zorluklara şükrediyorsun. Bir ağaç gibi kök salmış ve bir kaya gibi sağlamsın. Hayatını her şeyiyle, karşılaştığın tüm olumlu, olumsuz her şeyiyle kucaklıyor ve seviyorsun. Ey havai arzular peşinde olan nefsin, bu çakramın açılması ile nefsim de terbiye oldu. Şükür elhamdülillah. Su unsurundan oluşan göbek deliğinin iki parmak altında bulunan sakral çakranı hisset. Heyecan, hayal yeteneği, aile kurma isteğin, sanatsal yetenek ve zihinsel üretkenliği burada oluşturmaya başladın. Ya Hayyum ya Allah, ya Kayyum ya Allah zikri eşliğinde. Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike estağif. Ya Hayyu ya Kayyum, bi rahmetike estağif. Etki alanı içerisinde böbreklerin, idrar torban, dolaşım sistemin, lenfatik sistemin, üreme organların turuncuya boyanıyor ve sakral çakran şifalanıyor. Depresyon, karamsarlık, mutsuzluk, korku, kıskançlık, özgüven eksikliği, turuncu enerjinin yoğunluğuyla seni terk edip gidiyor. Sakral çakranın nefes uygulaması. Burundan sakince nefes aldıktan sonra nefesini bu kez ağızdan veriyorsun. Burnundan sakince nefes al ve nefesini ağzından
yavaşça ver. Her nefes alışverişinde turuncu boyanın sakral çakranda daha da fazla parladığını hisset. Kendin olmaktan korkmuyorsun. Duygularını sağlıklı bir şekilde ifade ediyorsun. Ateş unsurundan oluşan göbek deliğinin 2-3 parmak üstünde bulunan mide çakranı hisset. Yaşanılanları hazmetmek, insanlarla ilişkin, toplumsal kimliğin, iraden ve hedeflenen amaca ulaşman konusundaki kararlılığını, başarma isteğini buradan oluşturmaya başladın. Yahu ya Allah zikri eşliğinde. Etki alanı içerisinde karaciğerin, sindirim sistemin, pankreasın, 12 parmak bağırsağın sarıya boyanıyor ve mide çakran şifalanıyor. Sorumluluktan kaçma, yaşamsal mücadeleden kaçmak ve bireyselleşmeyi reddetmek gibi duyguların seni terk ediyor. Bu kez mide çakramda ateş unsurunu aktive etmek için nefesimizi ağzımızdan sakince alıp burnumuzdan veriyoruz. Her nefes alışverişinde sarı boyanın mide çakramda daha fazla parladığını hisset. Güvendesin. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyor ve hazmetmeyi seçiyorsun. İnsanları koşulsuz, kuralsız ve oldukları gibi kabul ediyorsun. Artık halk nazarındakinden çok, hak katındaki mevkinin endişesiyle doluyorsun. İmanın hakikatleri kalbinde, inkişaf halinde. Hava unsurundan oluşan kalbin hizası, göğsün tam ortasında bulunan kalp çakranı hisset. Sevgi, şefkat, fedakarlık, duygusal bütünlük, kendini adayabilme, derin mutluluğu buradan oluşturmaya başladın. Ya Allahu ya Rahman, ya Rahimi ya Kerim zikri eşliğinde. Kalp, sırtının üst kısmı, ciğerlerinin alt kısmı, kan ve dolaşım sistemin, tümüs bezi, bağışıklık sistemi ve lenf sistemin yeşile boyanıyor ve kalbin şifalanıyor. Burada kalp çakramızda hava unsurunu aktive edebilmek için ağzından sakince nefes al. Nefesi tekrar ağzından ver. Her nefes alışverişinde yeşil boyanın kalp çakranda daha da fazla parladığını hisset. Mutluluk, sevgi ve irade kalbini kaplıyor. Yaradan'ın sevgisi, enerjisi ve ışığı ile bir ve bütünsün. Yaradan'ın sevgisi olmayan insanın yaşamda tutunacak bir dalı yoktur. Kalbini değiştirerek hayatını değiştirdin. Kalbinle sanki gökyüzüne dokunabiliyorsun.
eter unsurundan oluşan, boyun ve boğazın ortasındaki çukurda bulunan boğaz çakranı hisset. Doğru ve cesurca konuşmak, duygu ve düşüncelerini anlatmak ve iletişim için sesini buradan oluşturmaya başladın. Ya Hay, Ya Allah zikri eşliğinde. Etki alanı içerisinde ağzın, boynun, boğazın, çenen ve ses tellerin, bronşlar, ciğerlerinin üst kısmı ve kolların maviye boyanıyor ve şifalanıyor. Boğaz çakranda eter unsurunu aktive edebilmek için burnundan sakince nefes al ve aldığın nefesi tekrar burnundan ver. Her nefes alışverişinde mavi boyanın boğaz çakranda daha da fazla parladığını hisset. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlül ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. Rabbim, göğsümü, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü de çöz ki dediğimi anlasınlar. Kendine güveniyor ve kendini özgürce ifade edebiliyorsun. Hava unsurundan oluşan alnın ortası, İki kaşın arasında bulunan alın çakranı hisset. Altıncı his, ilahi sezgi, içgörü, düşünsel esnekliğini buradan oluşturmaya başladın. Ya Alimu, Ya Allah zikri eşliğinde. Etki alanı içerisinde beyin ile direkt bağlantı kuruyor. Duyu organlarının kontrolü, iç salgı bezi, hipofiz bezi, migren, sinirsel etkileşimlerin maviye boyanıyor ve şifalanıyor. Alın çakrasının unsuru, hava unsurunu aktive etmek için ağzından sakince nefes alıp nefesi tekrar ağzından ver. Her nefes alışverişinde mavi boyanın alın çakranda daha da fazla parladığını hisset. Sezgilerin artıyor. Perde arkasındakileri görüyorsun. Yeter ki sen anda kal. Anda kalmayı, Yaradan'ın nuru ve sevgisiyle var olmayı seçiyorsun. Ruh unsurundan oluşan, kafanın üstündeki en yüksek kısımda bulunan taç çakranı hisset. Yüksek bilinç ile bağlantılısın. Tevekkül, bütünlük duygusu, yaşam amacı, kainat ile uyum, kendi içinde bütünlük ve ruhsal uyumlanmanı buradan oluşturmaya başladın. Ya Muhyi, Ya Allah zikri eşliğinde. Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi.
etki alanı içerisinde epifiz bezinin çalışması ile vücudunun doğal dengesi korunuyor. Taç kısmın mor renge boyanıyor ve şifalanıyor. Yaradan'a tüm benliğin ve ruhunla şükrediyorsun. Ümitle yüz kaslarını buruştur ve 3 saniye kadar sık, bırak. Yüzündeki kaslar gevşerken oluşan rahatlama duygusunu hisset. Boyun ve omuz kaslarını sık ve bırak. Gerilimin akıp gittiğini hisset. Kollarına odaklan ve el parmaklarını ger, bırak. Göğüs kaslarını sık, bırak. Karın bölgeni sık, bırak. Bacaklarını sık ve ayak parmaklarını ger, bırakarak rahatlama enerjisinin vücudunun tüm bölgesine engelsizce yayıldığını hisset. Bu çalışmayla sen bedenine, ruhuna, kısacası kendine değer verdiğini ve gönlünü olgunlaştırdığını gösterdin. Çünkü sen sadece bedeninle değil, ruhunla da insansın. Artık gözlerini açabilirsin.